Değerli konuklar, 21. yüzyılın stratejik mücadele alanları içerisinde 3 sektör öne çıkıyor. Bunlar 1- tarım gıda, 2- su, 3- enerji. Bu 3 stratejik sektörün ikisi bakanlığımızın sorumluluğunda. Ayrıca bunlara ilaveten orman ve hava gibi önemli ve hayati alanlardan da sorumluyuz. Elbette hitap ettiğimiz bu alanlar gıdayı, nefesi ve yaşamı. Kısacası hayatın tamamını içeriyor. Ama diğer taraftan bu alanları her birinin doğrudan veya dolaylı olarak bir ekonomik sektörü de kapsadığını unutmamak gerekiyor. Bu nedenle planlarımızı ve stratejilerimizi doğru belirlemeli, hedeflerimizi net olarak ortaya koymalıyız. Pandemi geçen yıl dünyada tüm ekonomileri olumsuz etkiledi. Her alanda olduğu gibi tarım ve gıda sektörü de bundan nasibini aldı. Katıldığım birçok toplantıda altını çizerek söylediğim bir söz var. Tarım ve gıda savunma sanayi kadar önemli bir sektördür. İşte bu süreçte ülkeler sınırlarını kapattı. Tarım ve gıdaya erişimde lojistik ve tedarik zincirlerde büyük aksamalar yaşandı. Gıdaya erişim endişesi insanları doğal olarak bir karmaşaya itti. Hatta bazı ülkelerde paniğe neden oldu. Birçok ülkede uzun market kuyruklarını, boş rafları, bir paket makarnanın peşinde koşan insanları gördük. Aslında dünyada yeterli gıda vardı. Fakat tedarik ve üretim süreci iyi yönetilememişti. Ülkemiz ise bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarıyla yürüttü ve yürütmeye de devam ediyor. Tarım ve gıda alanında tam 106 tedbiri hayata geçirdik. Gıda, tedarik ve lojistik zincirlerine doğru yönlendirerek vatandaşımızın ihtiyacı olan gıda ürünlerine rahatça ulaşmasını sağladık. Dünyada üretilen gıdanın her yıl 1/3'ü kayıp ve israf oluyor. Bu kayıp ve israfı en aza indirecek tedbirlerin alınması artık zorunlu hale geldi. Tarımda teknoloji kullanımı ve bilgiye hızlı erişimin üretime daha fazla katkı sağlayacağı bir gerçektir. Ülkemiz coğrafi konum açısından büyük bir avantaja sahip. Dünyada nadir biyoçeşitliğe sahip ülkelerden birisiyiz. Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle 1.9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer alıyor. 4 saatlik bir uçuş mesafesiyle dünya nüfusunun %40'ına ulaşma imkanımız var. Tarımsal alan bakımından dünyada 17. sırada olmamıza rağmen tarımsal hasılada Avrupa'da 1., dünyada ilk 10 içerisindeyiz. Kısacası iyi bir potansiyelimiz, güçlü bir insan kaynağımız var. Bunu daha çok üretime ve ihracata çevirmeliyiz. 2020 yılında sadece pandeminin etkilerini hissetmedik. Aynı zamanda meteorolojik kuraklığı ve küresel ısınmanın etkilerini de yoğun şekilde yaşadık. Ancak sulama alanında hizmete aldığımız yatırımlar sayesinde meteorolojik kuraklığa rağmen toplam bitkisel üretimimiz 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükselerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Büyükbaş hayvan varlığımız 2020 yılında 18.2 milyon başa yükselerek Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Küçükbaş varlığımız ise son bir yılda %12 artışla 54.1 milyon başa yükselerek son 30 yılın en yüksek rakamına ulaştı. 2020 yılında %4.8 büyüyen tarım son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre %20 artarak 333.3 milyar liraya yükseldi ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor. Tabi bu makro gelişmelerin arkasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği hızlı karar verme ve etkin uygulama anlayışının olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Geçen yıl tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen hem vatandaşımızın gıda ihtiyacını karşıladık hem de tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı da arttırdık. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülkedir. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 2020 yılında bir önceki yıla göre %5 artışla 20.7 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret fazlası ise %9 artışla 5.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2002 öncesi destek neredeyse yoktu ve birkaç müdahale alımı vardı. 2002 sonrasında ise artan destekler ve sınırlı müdahale alımı vardı.
Cumhurbaşkanlığı sistemi sonrasında hem desteklerde artış hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uyguluyoruz. Son 3 yılda tarımsal destekleri %65 artışla 24 milyar liraya çıkardık. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı zarar ettirmeden yapıyoruz. 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 15 yıl aradan sonra 3. Tarım Orman Şurası'nı yaptık. Tüm paydaşların önerilerini değerlendirerek 5 yıllık planlarımızı oluşturduk. 25 yıla ışık tutacak bir yol haritası hazırladık. Pandemiye rağmen oluşturduğumuz eylem planı kapsamında projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Maalesef ülkemizde her yıl yaklaşık 19 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bildiğiniz gibi ülkemizin yıllık gıda cirosu 500 milyar liradır. Eğer toplumsal farkındalık meydana getirebilir ve %2'lik bir tasarruf sağlayabilirsek 10 milyar liramızı çöpe atmamış oluruz. Eğer %5'e çıkarırsak 25 milyar liramızı çöpe atmamış oluruz. Tabii bu başlıkta birçok proje olsa da benim büyük önem verdiğim ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli traktörü başı çekiyor. Dijital hamlenin ikinci başlığında ise teknolojik çözümler var. Geçen yıl Mayıs ayında Dijital Tarım Orman Akademisi'ne çiftçimizin ve tüm vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Yine geçen yıl Temmuz ayında E-Tarım portalını hayata geçirdik. Toplam 138 hizmeti bu portaldan online olarak sunuyoruz. Geçen yıl Temmuz ayında hayata geçen bir diğer projemiz Tarımın Geleceği, Geleceğin Tarımı platformu. Burada tarıma yatırım, Ar-Ge ve inovasyon ön plana çıkıyor. Tarımın potansiyelini anlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla geçen yıl iş dünyası liderleriyle buluştuk. Yatırım için öne çıkan alanları ve fırsatları konuştuk. Çok sayıda yatırımcı rehberleri hazırladık ve kamuoyuyla paylaştık. Bu rehberler tarıma yatırım yapmak isteyenler için önemli bir yol gösterici olacaktır. Yatırımın içeriğini, maliyetini, gelir ve giderini net olarak ortaya koyan bu rehberleri daha da artırmayı planlıyoruz. Tarımsal Ar-Ge konusunda ise bulunduğumuz coğrafyanın en güçlü altyapısına sahibiz. Bakanlık olarak tarım sanayi entegrasyonunu hedefleyen kırsal kalkınma kapsamında çok sayıda hibe programı uyguluyoruz. Bugüne kadar toplam 480 bin projeye reel rakamlarla 27 milyar lira hibe ödedik. Bu destekler sayesinde 350 bin yeni istihdam oluştu. Kırsalda 50 milyar liralık yatırım yapıldı. Ayrıca tarımsal üretimde kümeleşmeyi ve daha etkin üretimi hedef alan tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin sayısını da giderek arttırıyoruz. OSB proje sayımızı son 3 yılda 24'ten 49'a çıkardık. Bunlardan içerisinde birkaç örnek vermek gerekirse İzmir Dikili'deki Sera Organize Sanayi Bölgesi Avrupa'nın en büyüğü. Yine Adana Karataş'taki Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin hem Türkiye'de hem de Avrupa'da ilk ve tek olduğunu da özellikle söylemek istiyorum. Türkiye'nin otomobili TOGA meteorolojik verilerin anlık aktarılması için çalışmaları başlattık. Bu çalışma ile dünyanın hiçbir meteoroloji otoritesinde olmayan bir imkana sahip olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 19 yılda 255 milyar liralık su yatırımı yaptık. Cumhuriyet tarihinin iki katından fazla yani 600 adet barajı hizmete aldık. Yine konuşmamın başında söylediğim gibi bu yatırımlar sayesinde meteoroloji kuraklığa rağmen geçen yıl bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle son 3 yılda 38 milyar liralık yatırımla su alanında toplam 973 tesisi hizmete aldık. 2021 yılını su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olarak ilan ettik ve yatırım bütçesinin 2.4 kat artırarak 15.3 milyar liraya çıkardık. Su tasarrufunu sağlayan 150 yeraltı barajımızı inşallah 2023'e kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Bakanlık olarak sulama yatırımlarımıza hız verirken suyumuzun geleceğini de planlıyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez gerçekleşecek birinci su şurasını Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde haftaya pazartesi günü başlatıyoruz. 2019 yılında yaptığımız Tarım Orman Şurası'nda olduğu gibi birinci su şurası kapsamında da ilgili tüm paydaşlarla bir araya gelerek suyumuzun geleceğini konuşacak, hedeflerimizi ortaya koyacak ve yol haritamızı belirleyeceğiz.